Merhaba çocuklar. Ödev kağıtlarımızın çözümüne başlıyoruz. İlk önce fen bilimleri ödevlerini çözeceğiz. Birinci sorumuz: yukarıda verilen varlıklardan hangisinin veya hangilerinin beslenmeye ihtiyacı vardır? Bu varlıklardan kalem, taş, bardak, araba ve çanta cansız olduklarından beslenmeye ihtiyaç duymazlar. Ancak çiçek canlı olduğu için beslenmeye ihtiyaç duyar. Yani sadece 3 numaranın beslenmeye ihtiyacı vardır. C şıkkı 3 numara. Diğer sorumuz: tüm canlıların beslenmeye gereksinimleri vardır. Sadece hayvansal besinler tüketmemiz yeterlidir. Sadece bitkisel besinler tüketmemiz yeterlidir. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur diyor. Evet, tüm canlıların beslenmeye ihtiyacı vardır. Bu doğru söylüyor. Sadece hayvansal besinler tüketmemiz yeterlidir. Yanlış, dengesiz beslenmiş oluruz. Sadece bitkisel besinler tüketmemiz yeterlidir. Bu da onun gibi aynı, yanlış. O da yine dengesiz beslenme olur. Dolayısıyla doğru olan sadece A şıkkı, yalnız bir olan işaretliyoruz. Devam edelim. Tüm canlıların yaşamlarını sürdürmeleri, büyümeleri ve gelişmeleri için ihtiyaç duydukları yiyecek ve içeceklere nokta nokta denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır? Tüm canlıların yaşamlarını sürdürmeleri için, büyümek, gelişmek için ihtiyaç duydukları yiyecek, içeceklerin hepsine biz besin diyoruz. C şıkkı. Zaten diğer şıkları yerine koysak onlar anlamsız oluyor çocuklar. Evet, diğer soruya devam edeceğiz. Yukarıda besinlerin kaç tanesi hayvansal kaynaklarıdır? Hayvansal olanları bulacakmışız. Birincisi peynir. Evet, peynir sütten yapılır, yani hayvansal bir besin. Soğan bitkisel, havuç bitkisel, marul bitkisel, yumurta evet hayvansal, bal evet hayvansal. Dolayısıyla kaç tanesi? 3 tanesi hayvansal besin. Hayvansal besin, hayvanın ürünlerine de biz hayvansal besin diyoruz. Mesela süt hayvanından elde ettiğimiz bir üründür. O da hayvansal besin sayılıyor. O sütten yapılan peynir de sonuçta hayvansal besin sayılıyor. Aşağıdaki besinlerden hangisi baklagiller sınıfına girmez demiş. Evet, birincisi nohut galiba. Nohut baklagildir. Bu bulgur sanırım. Bulgursa bu baklagil değil, tahıldır. Bu tahıl. Buğday, arpa, çavdar gibi şeylere biz tahıl diyoruz. Bulgur da buğdaydan yapılan bir şey. O yüzden tahıl sınıfına girer. Bu börülce baklagildir. Bezelye baklagildir. Baklagillerin özelliği neydi? İçlerinde protein oluyordu baklagillerin. Tabi içlerinde vitamin falan da var ama en çok protein kaynaklı diyoruz biz ona. Baklagillerde protein var. Tahıllarda karbonhidrat. Hangisi baklagil sınıfına girmez? B tahıl. B'deki bulgur. Yukarıda verilen özellikler hangi seçeneğe aittir? Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar. Tüm canlılar için gerekli ve önemlidir. Bütün besinlerde bulunur. Evet. Bunun cevabı tabii ki su. Tüm canlılar için gerekli, vücudumuzda düzenleyicidir ve bütün besinlerde bulunur. Protein bütün besinlerde bulunmayabilir. Tahıl zaten besinlerde bulunan bir şey değil. Besin türünün ismi tahıl. Yağ bütün besinlerde olmaz. Dolayısıyla bütün besinlerde olur dediğine göre zaten buradan bile yararlanarak su olduğunu anlayabiliriz. İlerliyoruz. Yukarıdaki besinlerden hangileri bitkisel kaynaklı değildir? Bitkisel olmayanı soruyor. Bitkisel olmayanı sorduğuna göre buradaki sanırım kuru fasulye gibi bir şey. Bitkisel, bal bitkisel değil. Evet, bu bitkisel değil. Bu bitkisel dedik. Balık bitkisel değil, hayvansal. Maydanoz bitkisel değil. Buğday, maydanoz bitkisel, buğday bitkisel, karpuz bitkisel. Bize neyi soruyordu? Bitkisel olmayanı soruyordu. Bitkisel olmayan balla balık var. O yüzden bakalım hangi şık doğruymuş. Numaraları varmış gene. 2 ve 3. C şıkkı. Devam ediyoruz. Vücudumuzdaki enerji ihtiyacını karbonhidratlardan karşılanmadığı durumlarda enerji ihtiyacımızı gidermek üzere kullanılır. Bunu söyler söylemez bunun yağ olduğunu anlıyoruz zaten. Deri altına depo edilerek vücudu darbelere karşı korumakla da görevlidir. Evet, kesinlikle yağ.
Yukarıda anlatılan besin içeriği aşağıdaki verilerin hangisinde daha azdır? Az olanı soruyor. Şimdi balık, hayvansal şeylerde zaten yağ çok olur demiştik. Balıkta yağ çok olur. Zeytin zaten yağlı bir besindir. Avokado da yağlı bir besindir. Patates de yağ değil, daha ziyade karbonhidrat vardır. O yüzden patatesi işaretliyoruz. Zeytin biliyorsunuz yağlı. Zeytinyağı diye yağ bile satılıyor. Demek ki çok yağlı bir besin. Evet, yukarıda boş bırakılan kutucukları aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Proteinli besinleri yazmamızı istemiş. Protein neyde vardı? İşte baklagillerde vardı. Bu yazılabilir. Kabak çekirdeği gibi çekirdeklerde işte vardır. Mesela ayçiçeğinde çekirdeğini yiyoruz. Çekirdekler genelde yağlıdır. Su ve süt kaldı geriye. Süt hayvansal besin olduğu için proteinlidir. Ancak su da protein olmaz. İçine karıştırmadığımız sürece 9 D'yi işaretliyoruz. Proteinli olan gıdalarda süt olabilir, baklagiller olabilir, kabak çekirdeği olabilir ama su da protein olmaz. Diğer soruya devam ediyoruz. Neden demiş? Vücudumuzda meydana gelen hasarları onarması ve vücudumuzdaki temel maddeleri beslemesi sonuç büyümemizi ve gelişmemizi sağlıklı bir hayat yaşamamızı sağlar. Bu kimdir diye soracak herhalde. Yukarıda neden ve sonucu verilen besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? Evet, vücudumuzda meydana gelen hasarları onardığına göre, vücudumuzun büyümesini, gelişmemesini sağladığına göre bu hangisiydi? Protein. Diğerleri de ona yardımcı olur ama asıl önemlisi proteindir büyüme ve gelişme için. Öncelikli görevi vücudumuza enerji vermektir. Makarna, ekmek, meyve ve balda bol miktarda bulunur. Evet, bu karbonhidrat, unlu gıdalarda bol miktarda olduğuna göre karbonhidrat. Öncelikli görevi vücudumuza enerji vermektir. Eğer karbonhidratlardaki enerji bize yetmezse ne yapıyorduk? Yağlı besinlerden enerji alıyorduk. Vitaminlerle ilgili aşağıda verilen ifadeler hangileri yanlıştır? Yapıcı onarıcı olarak görev yaparlar. Yanlış, o proteinin göreviydi zaten. Sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunurlar. Evet, bu doğru. Vücudumuza düzenleyici olarak görev yapar. Doğru. Bizleri hastalıklara karşı koruyor. Doğru. Evet, A şıkkı yanlış. Yapıcı onarıcı olanlar proteinli gıdalardı. Fen bilimlerini bitirdik. Şimdi sosyal bilimlerle devam edeceğiz. Konu milli kültürmüş. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına diğer yanlışlara Y yazalım demiş. Pizza ve hamburger kültürel yemeklerimizdendir. Değildir. Buna yanlış. Cirit ve yağlı güreş kültürel öğelerimizdendir. Evet, doğru. Bu bizim milli kültürümüzü oluşturan sporlarımızdan cirit ve yağlı güreş. Cirit at üzerinde insanların birbirine 1 metrelik bir çubuk fırlatmalarla oynanan bir oyun. Daha ziyade Erzurum, Kars o taraflarda oynanıyor. Yağlı güreşte biliyorsunuz Edirne tarafında her yıl yağlı güreşler yapılıyor. Bunlara biz atasporlarımız diyoruz. Cirit ve yağlı güreşe. Mimari eserler, edebiyat, dil, din, kıyafetler, halk oyunları, yöresel giysiler gibi unsurlar kültürümüz oluşturan öğelerdir. Doğru. Kına gecesi, sünnet, Yunus askeri uğurlama, bayramlaşması, ziyareti, orta oyunu kültürümüz oluşturan öğelerdir. Doğru. Bunlar aynı zamanda bize bir şeyler öğretmiş de oluyorlar ve bilgilerimizi tazelemiş oluyorlar. Bu etkinlikler güzel. Nasrettin Hoca gölge oyunu Keloğlan kültürümüz oluşturan öğelerdir. Doğru. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler kültürümüzü tanıtan masal kahramanlarıdır. Yanlış. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler bizim kültürümüze ait masallar değil çocuklar. Masallarımız, şiirlerimiz, türkülerimiz, tekerlemelerimiz de kültürümüzün öğeleridir. Doğru. Bunları hep yazmıştık zaten. Kültürümüzü yaşatmak için yeniliklere karşı çıkmalıyız. Yanlış. Yeniliklere karşı çıkmamalıyız. Sadece yeniliklerin kültürümüzü bozmasına izin vermemeliyiz. Masa tenisi kültürümüze ait bir oyundur. Yanlış. Kültür öğeleri zamanla değişime uğrayabilir. Doğru. Bunu sınıfta konuşmuştuk. Aşağıdaki Türkiye haritasında 7 coğrafi bölgede oynanan halk oyunları adlarını bölge sınırları içerisinde yazalım demiş. Evet, coğrafi bölgeyi belki ne olduğunu bilmiyor olabiliriz. Henüz biz onları öğrenmedik. Ancak ülkemizde 7 coğrafi bölge var. İşte şimdi şu çizdiğim yere Karadeniz bölgesi diyoruz. Biz de Karadeniz bölgesinde yaşıyoruz zaten. Şuraya Marmara bölgesi diyoruz. Buraya Ege bölgesi diyoruz. Şu altta kalan yer Akdeniz bölgesi. Şu içinde kalan yer buralar İç Anadolu bölgesi. Şurası Güneydoğu Anadolu bölgesi. Ve bu arada kalan bu yerde Doğu Anadolu bölgesi. 7 tane ülkemizin bölgesi var.
buralarda oynanan halk oyunlarını soruyor. Bunun için size bir harita göndermiştim. O haritadan yararlandığınızı umuyorum. O haritaya göre bu bölgelerimizde oynanan oyunları doldurabiliriz çocuklar. Mesela Karadeniz bölgesinde yaşadığımıza göre burayı biliyor olmamız lazım. Karadeniz bölgesinde horon oynanır. Doğu Anadolu dediğimiz yerde bar ve Kafkas oyunları oynanır. Bar ve Kafkas. Kafkas biraz daha şu yukarılarda oynansa da yine Doğu Anadolu sayılıyor. Güneydoğu Anadolu'da halay çok meşhurmuş. Akdeniz bölgesinde teke oyunu varmış ve bir de mengi denilen bir oyun varmış halk oyun olarak. Daha ziyade zeybek Ege bölgesinde oynanırmış. Buraya zeybek yazıyoruz. Ve Marmara bölgesinde de hora isimli bir oyun oynanıyormuş. Hora. İç Anadolu bölgesinde de genel olarak kaşık oyunu, yani ele kaşık alıp kaşıkla oynanan oyunlar oynanıyormuş. Ve İç Anadolu bölgesinin bu taraflarında da semah varmış. Evet, bunları haritamıza göre doldurduk. Dediğim gibi bu bize aynı zamanda öğretici bir özelliği oldu. Bu sayede bölgelere göre oynanan oyunları öğrenmiş ya da tekrarlamış olduk. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşluklara uygun ifadelerle tamamlayalım demiş. Edirne, Mardin, Kültür, Zeynebek, Horon, Değişime, Halay, İshak Paşa Sarayı, Seymenler, Çayda Çıra, Hora, Kültür. Evet, burada önce eğer hepsini bilemiyorsak bildiklerimizden gidebiliriz çocuklar. Kültürel öğeler zamanla değişime uğrayabilir. Kırkpınar güreşleri Edirne'de yapılır. Kasımiye Medresesi Mardin'de olması gerek. Evet, Mardin var zaten yukarıda. Mardin neredeymiş? Edirne neredeymiş? Bunları haritadan bulabilirseniz bence daha iyi olur. Çünkü hem yerlerini öğrenmiş olursunuz. Ege bölgesinde oynanan bir halk oyunudur. Evet, Ege bölgesinde oynanan halk oyunu neydi? Az önce haritada da vardı. Zeybek. Zeybek. Madeni kullandık. Zeybeği kullandık. Edirne'yi kullandık. Aşağıya doğru inelim. Ağrı ili sınırları içerisindedir. Bu da yukarıda İshak Paşa Sarayı vardı. İshak Paşa Sarayı. Ağrı'da her milletin kendine özgü kültürü vardır diyeceğiz. Bir toplum diğer toplumu ayıran bir özelliktir. Evet, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran bir özelliktir. Kültür diyeceğiz ona da. Az öncekine kültür demiştik. Yukarıda kültür de var ayrıca. Kültür bir toplumu diğer toplumdan ayıran özelliktir ama buna biz ne diyorduk? Milli kültür. Evet, Karadeniz bölgesinde horon. Doğu Anadolu bölgesinde yukarıda yazanlara bir bakalım şimdi. Evet, Doğu Anadolu bölgesinde halay yazalım. Kalemimiz. Yukarıda yazanlardan oraya uygun olan halay oluyor. Çünkü en uyguna yazmak durumundayız. Elazığ yöresinde çocuklar belki duymuşsunuzdur. Çayda Çıra isimli oyun oynanıyor. Yukarıda yazmışlar. Trakya'da ne oynanıyordu? Haritamızda da vardı. Hora isimli. Ankara'da da çocuklar, bu il olarak Ankara'da da aslında orada da Zeybek ya da Seymen Zeybey deniyordu sanırım. İkisini ayrı ayrı yazmışlar. Yukarıda Seymen Zeybey diyelim biz ona. Evet, gibi halk oyunları oynanır. Kültürümüz oluşturan öğeleri çağrıştırdıkları sözcüklerle eşleştirelim demiş.
Yunus Emre kültürümüzün bir parçası, kültürel bir değerimiz. Bu bize aşağıya doğru başka var mı? Önce bir bakayım ona. Evet, orada da var. O halde bildiklerimizden gidelim. Hepsi buraya sığmadığı için. Yunus Emre sevgi demek. Mevlana hoşgörü demekti. Selimiye Camii Edirne. Trakya'da hora oynanıyordu. Gölge oyunu deyince Hacivat Karagöz aklımıza gelecek. Mıhlama deyince aşağı inmemiz gerekiyor galiba. Evet, mantı deyince Kayseri, mıhlama deyince de Rize. Bu da çeşitli kültürel değerler. İşte mantı, mıhlama gibi şeyler kültürel yemeklerimizdir. Gölge oyunu gibi şeyler oyunlarımızdandır. İşte Trakya'da oynanan halk oyunu, Selimiye Camii kültürel değerlerimizi oluşturan eserlerdendir. Mevlana ve Yunus Emre gibi kişiler de işte kültürel değerimizi oluşturan şahıslar, kişilerdir. Evet, etkinliklerimizin çözümü burada bitmiş oldu. Hepinize iyi günler.